Merhaba arkadaşlar, ben Hanife Hoca. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet, dün bir video paylaşmıştık. DGS madde 21'ler, 22, 23 ve 24'lerle ilgili arkadaşlar. Bu maddelere dikkat etmeniz gerekiyor demiştim. Çok ses getiren bir video oldu. En çok izlenen videolarımdan biri oldu arkadaşlar. Tabii ki öğrencilerden tercih rehberliği yaptığımız için öğrencilerden maddelerle ilgili detaylı bilgiler de gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Bunlardan biri de madde 64. Madde 64 varsa dikkat etmeniz gerekiyor. Açık açık burada üniversiteyi aramanız gerektiği söyleniyor arkadaşlar. Yani bu maddelere dayanarak üniversite isterse sizin bursunuzu kesebiliyor. Eğer bir lisans mezunuysanız, bir yüksek öğretim kurumundan mezunsanız üniversite isterse madde 21'e, madde 64'e dayanarak bu maddeler varsa size bursun tamamını vermeyebiliyor. %50'sini verebiliyor, %25'ini verebiliyor vesaire. Bunun için üniversitenin sayfasına bakmanız gerektiği ve üniversiteyi araştırmanız gerektiğini burada bizzat madde 64 kendisi bize söylüyor. Şimdi burada anlatıyor, ücretler, burslarla ilgili anlatıyor. Ondan sonra buradaki ücretlerin artış miktarının nasıl olacağını bize söylüyor. Ücretler ödeme yöntemleriyle öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl kayıtlı öğrenciler için de Efe TÜFE'ye göre yani TÜFE'ye göre Efe TÜFE'ye göre dikkate alınarak mütevelli heyetinin uygun geleceği oranda yeniden belirlenebileceğini söylüyor. Yani siz burslu bir üniversiteye ücretli bir üniversiteye başladınız. Örnek veriyorum 100 bin lira üniversitenin yıllığı. Ondan sonra Efe TÜFE %70 çıktı bir sonraki yıl. Üniversite 100 bin liralık ücreti 170 bin lira yapabiliyor arkadaşlar. Yani buradaki dediği bu. Dolayısıyla ücretli yerler yazacak olan arkadaşların mağdur olmaması için. Yani bakın mağdur olmamanız için bunları çekiyoruz bu videoda. Yani Efe TÜFE'ler var. Türkiye'de ekonomi çok sıkıntılı. Bunlara dikkat ederek tercihlerinizi yapın. Yarın bir gün bize dua edersiniz, bize teşekkür edersiniz arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Yani Efe TÜFE'ye göre artırım olacağını bilin. Bu bir. İkincisi, bir yüksek öğretim programından mezun olduysanız, yani buradaki mezuniyet lisans olması lazım. Çünkü DGS öğrencilerinin tamamı ön lisanstan zaten mezun arkadaşlar. Yani bunu kullanarak madde 21'de de madde 64'de de siz bir 2 yıllık mezunsunuz. Dolayısıyla size tam burs vermem demez arkadaşlar. Bunu diyemez. Bunu diyebilmesi için sizin lisans mezun olmanız lazım. Yani buradaki mantık bu. Siz daha önce üniversite okudunuz, lisans mezun olduysanız YÖK'ün mantığı şu veya ÖSYM'nin veya üniversitenin mantığı şu. Bu adamın üniversiteyi bir kere okuma hakkı var. İkincisi ücrete tabidir mantığı var. Dolayısıyla bazı üniversiteler bunu uygulayabilir, bazıları uygulamıyorlar. Yani bunu üniversiteyi arayıp bize sormanız gerektiğini burada kendi söylüyor. Burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde Yükseköğretim Kurumu'nun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir. Yani bunu yapabileceğini söylüyor. Üniversite mütevelli heyeti neyi uygun görürse bunu yapar diyor. Üniversite bu durumda olanların sadece ücretli ve diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Açık net bu maddeler yani. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce, bakın tercihlerinizi yapmadan önce uyarısı var. İlgili üniversitelerin ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversiteleri internet sayfalarındaki bilgileri dikkatle inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekiyor diyor arkadaşlar bu madde. Bunu uygulayanlar var, uygulamayanlar var. Ben de lisans mezunuyum. 2 yıllık bir tam burslu bir yer kazandım YKS ile. İş sağlığı güvenliği kazandım. Gittim okudum. Kimse bana bu maddeleri önüme çıkarmadı. Kimse demedi yani sen daha önce okumuşsun. Dolayısıyla tam burslu kazandın. Biz sana bu tam bursu vermeyiz gibi bir durum olmadı bende. Ama bazı üniversitelerde bununla ilgili şikayetler duyuyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla mağdur olmamanız için böyle bir maddeniz varsa, bakınız 64, bakınız 21 gibi maddeler varsa üniversiteyi arayıp sorun arkadaşlar. Madde 64 ne demek istiyor? Ben lisans mezunuyum, beni kapsar mı? Yani siz bu durumda ben tam burslu kazanırsam bana tam bursu verecek misiniz gibi açık açık sorun arkadaşlar. Hatta aradınız, sordunuz, bir gün sonra üniversiteyi tekrar arayın, tekrar sorun arkadaşlar. Başka biriyle görüşün. Yani birkaç farklı kişiyle görüşün. Belki görüştüğünüz kişinin olaydan haberi yoktur, bilgisi yoktur arkadaşlar. Mağdur olmamanız için bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.